Merhaba genç arkadaşım. Bugün seninle birlikte 4. sınıf matematik 3. ünite konularını tekrar etmeye ne dersin? Doğal sayılarla çarpma işlemi. Çarpma işlemi eşit toplananlardan oluşan toplama işleminin kısa yoludur arkadaşlar. Çarpı sembolü ile de gösterilir. Çarpma işlemi taslağımız şu şekilde bakın. 12 ile 4'ü burada çarpmamız bizden istenilmiş. 12 burada çarpan ismini alırken 4 de çarpan ismini alıyor. 12 ile 4'ün çarpımından ileri gelen sonucumuz ise çarpım ismini alacak. Hadi şimdi bunu birlikte bulalım arkadaşlar. 4 ile 2'nin çarpımından 8. 4 ile 1'in çarpımından 4 geldi. Demek ki sonucumuz yani çarpım değerimiz kaç çıkıyormuş? 48 çıkıyormuş. Gelelim bu örneğimizin sonucunu bulmaya. Burada da bir çarpma işlemimiz söz konusu ama eldeli çarpma işlemi bakın. 5 ile 8'in çarpımı 40. 40'ın 0'ı elde 4'ümüz var. 5 ile 2'nin çarpımı 10. 4 de elde 14. Bakın sonucumuz kaç çıktı? 140 çıktı. Yine çarpma işlemi örneklerimizle devam ediyoruz. İlk örneğimizde diyor ki 243 çarpı 8. Hemen çarpalım arkadaşlar. 8 kere 3 24. 24'ün 4'ü elde 2'miz var. 8 kere 4 32. 32'ye bu elde olan ikimizi ekledik. 34 yaptı. 34'ün 4'ü elde bu kez 3'ümüz var. 8 kere 2 16. 3 de elde 19. Sonucumuz kaç çıktı? 1944 çıktı. Gelelim buraya. Bakın bu kez 3 basamaklı bir sayı ile iki basamaklı bir sayı çarpılmış. Hep bir basamaklı sayı ile çarpıyorduk. Bu kez iki basamaklı sayı ile çarpacağız. İlk çarpan değerimizi. Hadi çarpalım arkadaşlar. 2 ile 3'ün çarpımından 6 geldi. 2 ile 5'in çarpımından 10 on geldi. Onun sıfırı elde birimiz var. 2 ile 1'in çarpımından 2, 1 de elde 3 yaptı. Şimdi şu diğer basamaktaki sayı ile bu 3 basamaklı sayımızı çarptığımızda arkadaşlar bir basamak kaydıraraktan sonucu yazacağız. Nasıl? Bakın 4 kere 3 12. Buraya yazmayacağız da buraya yazacağız. 12'nin ikisi elde birimiz var. 4 kere 5 20. Bir de elde 21. 21'in biri elde bu kez ikimiz var. 4 kere 1 4. 2 de elde 6. Hadi şimdi toplayalım arkadaşlar. 6 direkt geçti buraya. 2 ile 0'ın toplamından 2 geldi. 3 ile 1'in toplamından 4 geldi. 6 buraya geldi. Sonucumuzu hemen birlikte okuyalım. 6426 çıktı arkadaşlar. Bir açıklamamız var onu okuyalım birlikte. 3 doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesi çarpımı değiştirmez. Hemen bakalım örnek üzerinde konumuzu pekiştirelim bu açıklamayı. Bakın 4 çarpı 5 çarpı 6 tabi burada 4 çarpı 5 parantez içerisinde 4 çarpı 5 çarpı 6 burada da 5 ile 6 parantez içerisinde verilmiş. Öncelik neresidir arkadaşlar? Tabii ki parantez içleridir. Yani sol tarafta çarpma önceliğim 4 ile 5 iken sağ tarafta çarpma önceliğim 5 ile 6. Bakın 4 ile 5'i çarpıp 20 deyip sonra 6'yı çarptığımda elde ettiğim sonuç ile 5 ile 6'yı çarpıp 30 deyip bunu da 4 ile daha sonra çarptığımda elde ettiğim sonuç ne olacak? Ona bakalım. Şöyle yan yana çarpalım bakın. 6 kere 0, 0. 6 kere 2, 12. Eşittir. 4 kere 0, 0. 4 kere 3, 12. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sonuçlar birbirine eşit çıktı. Tıpkı açıklamamızda söylediğimiz gibi. Doğal sayılarla kısa yoldan ve zihinden çarpma işlemi. Hemen açıklamamızı okuyalım. Bir doğal sayı 10, 100 veya 1000'in katları ile kısa yoldan çarpılmak istendiğinde önce 10, 100 veya 1000'in belirtilen katı ile çarpılır. Sonra çarpım 10, 100 veya 1000 ile çarpılarak sonuç bulunur denmiş arkadaşlar. Hemen şimdi örnek üzerinde bu açıklamamızı pekiştirelim. Bakın 23 çarpı 20, 23 çarpı 200, 23 çarpı 2000. Burada 10'un 2 katı. Burada 100'ün 2 katı. Burada 1000'in 2 katı verilmiş arkadaşlar. Şimdi öncelikle ne yapıyorduk? Doğal sayımızı çarpılacak sayının katları ile çarpıyorduk. Burada hep 2 katı olmuş arkadaşlar. Bakın 23 ile öncelikle 2'yi çarpacağız. Çünkü 10'un 2 katı. 23 ile biz burada 2'yi çarparsak ne yapar sonucumuz? 2 kere 3 6. 2 kere 2 4. 46 yapar. Daha sonra ne diyor? 10 ile çarpacağız. Bakın şöyle. Çünkü 10'un 2 katıydı biliyorsunuz. 10 ile çarpacağız. E peki 46'yı 10 çarpmak demek ne demek? Sonuna bir tane 0 ilave etmek demek. 46 yazarız. Sonuna da bir 0 ilave ederiz. Demek ki bizim sonucumuz 23 çarpı 20 ifadesinin sonucu 460 yapıyormuş. Gelelim ikinci örneğimize. 23 çarpı 200 ne yapar? Burada da arkadaşlar yine bu kez 100'ün 2 katı olduğu için önce 2 ile genişleteceğiz. Çarpacağız 23 sayımızı. Çarpalım 23 çarpı 2 ne yaptı burada olduğu gibi 46 yaptı uzatmayalım ama bu kez 10 ile çarpmayacağız da 100 ile çarpacağız çünkü 100'ün 2 katıydı çarpı 100. Peki burada ne yapacağız arkadaşlar 10'un bir tane 0 olduğu için 46'nın sonuna bir tane 0 ilave ediyorduk bu kez 2 tane 0 ilave edip şöyle yazacağız. 4600 sonucuna ulaşacağız. Gelelim buraya. Burada da 23 ile 2000'i çarpmamız istenmiş. Bu kez 1000'in 2 katı. Yine 2 ile şöyle çarpacağız. 46'dır diyeceğiz. Ardından 1000 ile çarpacağız. 1000 ile çarptığımızda da arkadaşlar 1000'in 3 tane 0 olduğu için 46'nın sonuna bu kez 3 sıfır ilave edeceğiz ve sonucumuz nasıl okuyacağız? 46.000 diye okuyacağız. Burada şu açıklamayı da belirtelim arkadaşlar. Bu örneklerimizde hep 10'un, 100'ün ve 1000'in 2 katı verilmiş. Bazı örneklerde 3 katı verilir. Bazı örneklerde 4 katı, 5 katı verilir. Siz bu kata göre kaç katı verildiyse, mesela 4 katı verildiyse doğal sayıyı 4 ile çarpacaksınız öncelikle. 6 katı verildiyse önce 6 ile çarpacaksınız. Daha sonra 10 ile, 100 ile, 1000 ile duruma göre çarpıp sonuca yürüyeceksiniz arkadaşlar. Yeni örneklerimizle devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın bir doğal sayı 5 ile kısa yoldan çarpılırken doğal sayı önce 10 ile çarpılır. Daha sonra ise çarpım 2'ye bölünür. Neden peki? Çünkü 10 ile çarpıp 2'ye bölmek demek zaten 5 ile çarpmak anlamına geliyor arkadaşlar. 5 ile çarpmak yerine bu yolu tercih ettiğimizde daha kolay bir şekilde sonuca yürüyeceğiz. 64 ile 5'i çarpmaktansa 64 ile 10'u çarpıyoruz. Bakın şöyle 64 ile... 10'u çarptığımızda ne yapıyoruz? Hiç uğraşmadan sayının sonuna bir sıfır ilave ediyoruz. 640 diyoruz. Bitti mi işimiz? Bitmedi. Şimdi de 2'ye böleceğiz. 640'ı şöyle 2'ye böleceğiz. Diyeceğiz ki bakın 6'nın yarısı 3'tür. 4'ün yarısı 2'dir. 0'ı da sonuna ilave edeceğiz. Sonuç 320'dir diyeceğiz. Demek ki 64 çarpı 5 ne yapıyormuş? 320 yapıyormuş. Geldik diğer açıklamamıza. Bir doğal sayı 25 ile kısa yoldan çarpılırken bu kez doğal sayı önce 100 ile çarpılır. Sonra ise çarpım 4 ile bölünür denmiş. Peki bunun açıklaması nedir arkadaşlar? Doğal sayıyı 25 ile çarpmak demek zaten 100 ile çarpıp 4'e bölmek demektir. Peki bunun açıklaması nedir arkadaşlar? Zaten bir sayıyı 100 ile çarpıp 4'e bölmek demek e sonuç olarak 25 ile çarpmak anlamına geliyor. 100 bölü 4 25 değil midir arkadaşlar? E o halde ben 24 ile 25'i çarpmak yerine 24 ile öncelikle 100'ü çarparım. Kolay bir şekilde sonucum 2400'dür derim. Neden? Çünkü arkadaşlar 24'ün sonuna 2 sıfır ilave ederim. 100'ün 2 sıfırı olduğu için. Şimdi ise 2400'ü 4'e böleceğim. Nasıl bölerim? Bakın şöyle yazabilirim. 2400 bölü 4 diye. Şimdi 24'ü 4'e böldüğümde ne yapar? 6 kere 4 24 yaptığı için 6 yapar. Şu iki sıfırı da sonuna ilave ederim. Ve benim sonucum 600'dür derim. Yani 24 çarpı 25 600 yapıyormuş arkadaşlar. Bir diğer açıklamamıza geldik. Bakın bir doğal sayı 50 ile bu kez kısa yoldan çarpılırken doğal sayı önce 100 ile çarpılır sonra ise çarpım 2'ye bölünür. Çünkü 100 bölü 2 50 yapar arkadaşlar. Kısa yoldan bu şekilde çarpma işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Bakın 52 ile 50'yi çarpmak yerine ne yapıyoruz? 52 ile öncelikle 100'ü çarpıyoruz ve buradan sonuç olarak 52'nin sonuna 2 sıfır ilave edip 5200'e ulaşıyoruz. Ardından 5200'ü 2'ye böleceğiz arkadaşlar. Şöyle şurada 5200 yazıp yanına bölü deyip 2 diyelim. 52'nin yarısı ne yapar? 26 yapar. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. 50'nin yarısı 25, 2'nin yarısı 1. 25'e 1 ilave ederiz. 26 yapar. Şu çift sıfırı da sonuna ilave ettiğimizde 2600 sonucuna ulaştım. Demek ki 52 ile 50'yi çarptığımızda sonuç olarak 2600'e ulaşıyormuşuz. Geldik buraya. Bir doğal sayı zihinden sırasıyla 10, 100, 1000 ile çarpılırken doğal sayının sağına sırasıyla 1, 2 ve 3 adet 0 yazılır arkadaşlar. Neden? Çünkü birinci de bakın onun bir sıfırı var. İkinci sayımızda 100'ün 2 sıfırı var. Üçüncü sayımızda 1000'in 3 sıfırı olduğu için. Bakın 60 60'la 10'un çarpımından ne yapıyoruz? 60'ı yazıp sonuna 1 sıfır ilave ediyoruz. Çünkü 10'un 1 sıfırı var. Sonuç olarak 600'e ulaşıyoruz. 60'la 100'ün çarpımından 60'ı önce yazıp sonuna 2 sıfır ilave ediyoruz. Çünkü 100'ün 2 sıfırı var ve sonuç olarak 6000'e ulaşıyoruz. 60'la 1000'in çarpımından önce 60'ı yazıp sonuna 3 sıfır ilave ediyoruz. Çünkü 1000'in 3 sıfırı var ve sonuç olarak 60000 sayısına ulaşıyoruz. Çarpma işleminin sonucunu tahmin etme. Bir çarpma işleminin sonucu tahmin edilirken çarpanlardan biri ya da ikisi en yakın onluğa yuvarlanır arkadaşlar. Hemen ilk örneğimizle başlayalım. 29 çarpı 5. Burada 5 ile uğraşmak yerine bir tane sayımız var. 29. Bu çok rahat onluğa yuvarlanabilir. Nasıl? Bakın arkadaşlar. Onlar basamağında ne var? Burada 2 var. Peki bunun hemen yanındaki komşu başlamakta ne var? 9 var. Biz bu 9'u analiz edeceğiz. 9 büyüktür 5'ten. O yüzden arkadaşlar sayımız şu onlar basamağındaki sayı bir basamak yukarıya yuvarlanır. 2 iken 1 artarak 3 olur. Yani ne olur arkadaşlar? Şöyle şuraya yazalım. 30 olur. 2'yi 3 yaptık. 9'un yerine de 0 yazdık. E altında da 5 var. Çarptığımızda sonuç olarak bakın 5 kere 0 0. 5 kere 3 15 sonucuna ulaştık. Yani sonucumuz 150 oldu. E gerçek sonucum nedir? Bu tahmini sonuç arkadaşlar. Gerçek sonucumuz 5 kere 9 45. 45'in 5'i elde 4'ümüz var. 5 kere 2 10. 4 de elde 14. 145 de gerçek sonucumuz. Şöyle yazalım. Gerçek sonuç. Buraya da ne yapacağız? Tahmini sonuç diyeceğiz. Tamam mı? Aynı işlemi buraya uygulayacağız ama bu kez arkadaşlar dikkat ederseniz 5 yerine 9 var. O halde her iki çarpanı birden ne yapıyoruz? Onluğa yuvarlıyoruz. 29 ne yapar arkadaşlar? Onlar basamağında 2 var ama hemen yanında analiz edeceğimiz sayı 9. 9 5'ten büyük olduğu için ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle yazalım. 9 büyüktür 5'ten. 2'yi 1 artırıyoruz. 30 diye yazıyoruz. Yani 29 sayısı 30'a yuvarlanmış oluyor onlar basamağına göre. Bir sonraki sayımıza baktığımızda arkadaşlar 9 birler basamağında olduğu için bunu biz onlar basamağına göre yuvarlak yapacağımız zaman onla yuvarlarız 10 on olur zaten. Şöyle çarpma işlemini tahmini olarak gerçekleştiriyoruz. 1 ile 3'ün çarpımından 3 şu iki tane sıfırı sayının sonuna ilave ediyoruz. 300 sonucuna ulaştık. Bu da yine tahmini sonuç arkadaşlar. Diğerine baktığımızda Gerçek sonucu bulacağız çünkü. 9 kere 9, 81. Elde 8'imiz var. 9 kere 2, 18. 8 de elde 26 yaptı. Gerçek sonucumuz da ne yaptı arkadaşlar? 261 çıktı. Çarpma işlemi ile ilgili problemler. Hemen ilk problemimizle başlayalım. Bir balıkçı gün boyu tuttuğu 76 kilogram balığın kilogramını 24 TL'den satıyor. Kazandığı paranın 976 TL'si ile ihtiyaçlarını karşılıyor. Balıkçının geriye kaç TL parası kalır diye bize sorulmuş. Öncelikle elde ettiği geliri bulalım bu tutmuş olduğu balıklardan. 76 kilogram balığın kilosunu 24 TL'den sattığına göre biz 76 ile 24'ü çarpmak durumundayız ki Elde ettiği geliri bulalım. 4 kere 6 24 elde var 2. 4 kere 7 28 2 de elde 30. 2 kere 6 12 bir basama kaydırarak yazıyorum bakın. 12'nin ikisi elde birimiz var. 2 kere 7 14 bir de elde 15. Hadi toplayalım. 4 buraya geldi. 2 ile 0'ın toplamı 2. 5, 3 daha 8. 1 de buraya geldi. 1824 TL bu balıkçı gelir elde etti. Şimdi bu 1824 TL'nin 976 TL'sini harcıyormuş. Hadi çıkarma işlemi gerçekleştirelim. Geriye kalan parasını bulalım. 4'ten 6 çıkmaz. Buradan bir 10'lu kalırız. Burası 1 kalır. Burası 14 olur. 14'ten 6 çıkarsa 8 kalır. 1'den 7 çıkmaz. Buradan bir onluk alırız. Burası 7 kalır. Burası 11 olur. 11'den 7 çıkarsa 4 kalır. 7'den 9 çıkmaz. Buradan bir onluk alırız. Burası 0, burası 17 olur. 17'den 9 çıkarsa 8 kalır. Demek ki son durumda 848 TL parası kalmış bu balıkçının. Geliyoruz bir diğer problemimize. Bir sinema filmini ilk olarak 400 kişi izlemiştir. İzleyenlerin 320'si yetişkin, diğerleri ise öğrencidir. Yetişkin bilet fiyatı 8 TL, öğrenci bilet fiyatı 5 TL ise sinema sahibi bu filmden kaç TL gelir elde etmiştir? Hadi çözümümüzü gerçekleştirelim. İzleyenlerin yetişkin sayısı verilmiş 320 ama öğrenci sayısı belli değil. Toplam izleyen sayısı 400. Hemen arkadaşlar 400'den biz ne yapalım? Yetişkin sayısı olan pardon şöyle olacak. Şurası 320, 320'yi çıkartalım. Sıfırdan sıfır çıktı, sıfır. Burada sıfırdan iki çıkmaz. Buradan bir onluk kalırız, burada üç kalır, burası on 10 olur. Ondan iki çıktı, 8 kaldı, üçten 3 çıktı, sıfır. Yazmaya gerek yok. 80 kişi de nedir arkadaşlar? Öğrenci. Peki, yetişkin bilet fiyatı belli. 8 TL. Öğrenci bilet fiyatı belli 5 TL. Yetişkin kaç kişiydi? 320. Hemen 320 kişiyle 8 TL'yi çarpalım. 8 kere 0 0. 8 kere 2 16. 16'nın 6'sı elde. Birimiz var. 3 kere 8 24. Bir de elde 25. 2560 TL yetişkinlerden elde edilmiş para. Öğrencilerden ise 80 kişiydi. 80 ile 5'i çarparız. 5 kere 0 0. 5 kere 8 40. 400 TL elde edilir. Toplamda bu sinema filminden elde edilen gelir ise şu ikisinin toplamı ile bulunur. 2560 TL ile 400 TL'yi toplarız arkadaşlar. Hadi toplayalım. 0 6 4 5 daha 9 2. 2960 TL gelir elde edilmiş bu sinema filminden. Yeni problemimiz şu şekilde: Bir televizyon satıcısı bir taksiti 60 TL'den 12 ay taksitle 40 adet televizyon satmıştır. Satıcının bu satıştan eline geçecek olan para kaç TL'dir diye bize sorulmuş arkadaşlar. Şimdi ilk yapmamız gereken bir adet televizyonun fiyatını bulmak. 12 ay taksitle ve bir taksiti 60 TL olduğuna göre biz bu 60 TL ile 12'yi çarpmak durumundayız arkadaşlar. Hadi çarpalım. 2 kere 0 0. 2 kere 6 12. 1 kere 0 0. 1 kere 6 6. Toplarsak 0 2 7. Demek ki bir tane televizyonun fiyatı 720 TL'ymiş. E bu satıcı 40 adet televizyon satmış ama 720 TL ile 40'ı çarptığımızda arkadaşlar sonuca ulaşacağız. Toplam eline geçecek parayı bulacağız. Ama burada şu iki tane sıfırı sonuca ilave edeceğim. Sanki 72 ile 4'ü çarpıyormuşçasına biz çarpma işlemimizi gerçekleştirelim. 4 ile 2'nin çarpımından 8 gelir. 4 kere 7 28 yapar. Şimdi şu son 2 sıfırı da sonuna ilave ediyoruz. Ne oldu? 28.800 TL bu satıcı bu TV'lerden gelir elde etmiştir. Doğal sayılarla bölme işlemi hemen açıklamamızı okuyalım. Bölme işlemi geriye doğru saymanın kısa yoldan yapılışına denir ve görmüş olduğunuz şu sembollerle gösterilir arkadaşlar. İkisinden biri kullanılır genelde. Tabi bir de bölme işlemi taslağı vardır işlem şeklinde bu şekilde gösterilir. Bunun da arkadaşlar değerlerinin hangi isimler aldığını Okuyalım. Bakın bölünen sayı burada 40 bölünen sayı ismini alırken 8 bölen sayı ismini alıyor. Buraya gelen sayımız bölüm ismini alırken bu bölümün adı kalan. Sıfır olduğunda da kalansız bir bölme işlemi ismini alıyor. Hemen şimdi 40'ı 8'e bölelim. Bakın 4'ün içerisinde 8 arayacağım önce. Var mı? E -e, yok. Ne yapacağız? 40'ın içerisinde 8 arayacağız ve 5 keredir diyeceğiz. 5 kere 8 40. Bakın, kalansız bir bölme işlemi oldu çünkü sıfırdan sıfır çıktı, sıfır. Dörtten dört çıktı, sıfır. Burada bölünen 40, bölen 8, bölüm 5 ve kalan sıfır çıktı. Şimdi de diğer örneğe bakalım. Dokuzun içerisinde 3 üç defa, üç kere üç dokuz çıkardık, sıfır kaldı. Sekizi aşağıya indirdik. Sekizin içerisinde 3 iki defa, iki kere üç altı çıkardık iki. Bakın dikkat edin, bu kez kalanlı bir bölme işlemi ve kalanımız iki çıktı. Bölme işlemi örneklerimiz devam ediyor. Şimdi bunları çözelim tek tek. Önce 384'ü 2'ye bölelim. 3'ün içerisinde 2 bir defa. 1 kere 2 2. Çıkardık 1 kaldı. 1'de 2 yok. Şu 8'i aşağıya indireceğiz. Burası 18 olacak. 18'de 2 9 defa. 9 kere 2 18 çıkarıyoruz. 8'den 8 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0 kaldı. Şimdi şu 4'ü aşağıya indiriyoruz. 4'te 2 2 defa. 2 kere 2 4 çıkardık 0. Kalansız bir bölme işlemi sonucumuz 192 çıktı. Gelelim buraya 384 bölü 4. 3'ün içerisinde 4 yok. 38'in içerisinde 4 9 defa. 4 kere 9 36. Çıkarırsak bakın 8'den 6 çıktı 2 kaldı. 3'ten 3 çıktı 0. 2'nin içerisinde 4 yok. Şu 4'ü aşağıya indiririz. 24'ün içerisinde 4 ararız. 6 defadır 6 kere 4. 24 çıkardık. 4'ten 4 çıktı 0. 2'den 2 çıktı 0. Kalansız bir bölme işlemi. Sonucumuz 96 çıktı. Şimdi 405'i 45'e bölelim. 4'ün içerisinde 45 yok. E 40'ın içerisinde de 45 yok. O zaman 405'in içerisinde 45 arayacağız. Acaba 9 defa olabilir mi? 9 kere 5 45 elde var. 4. 4 kere 9 36. 4 de elde 40. Evet bakın tam denk geldi. 5'ten 5 çıktı 0. 0'dan 0 çıktı 0. 4'ten 4 çıktı 0. Yine kalansız bir bölme işlemi. Sonucumuz 9 çıktı. Buraya bakalım 657 bölü 65. 6'da 65 yok. 65'te 65 bir defa. Bir kere 65, 65 çıkardık. 5'ten 5 çıktı 0. 6'dan 6 çıktı 0. Şimdi 7'yi aşağıya indiriyoruz. Ama 7'nin içerisinde 65 yok. Bu şekilde mi bırakacağız? Hayır. Çünkü 657'nin içerisinde 65 bir defa değil 10 defadır. Buraya bir tane sıfır ilave edeceğiz. Bunu sakın unutmayalım arkadaşlar. Kalanlı bir bölme işlemi çıktı. Kalanımız 7. Sonucumuz ise 10 çıkıyor arkadaşlar. 1 çıkmıyor. Burayı çok karıştırıyor öğrenci arkadaşlarımız. Buna çok dikkat edelim. Doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara bölme işlemi. Bakın arkadaşlar örneklerimizde 6000'i 8'e bölmemiz isteniliyor ve 4013'ü 4'e bölmemiz isteniliyor. İlk örneğimizle başlayalım. 6'da 8 yok. 60'ta 8 kaç defa? 7 defa olabilir mi? 7 kere 8 56. Evet. Bakın. 0'dan 6 çıkmaz. Buradan bir onlu kalırız. Burası 10 olur. 10'dan 6 çıktı 4 kaldı. Burası 5 kalmıştı. 5'ten 5 çıktı 0. Yazmaya gerek yok. Peki 4'te 8 var mı? Yok. Şu 0'ı aşağıya indiririz. 40'ta 8 5 defa 5 kere 8 40. Çıkartalım. 0 4'ten 4 çıktı 0. Şimdi de şu 0'ı aşağıya indirip buraya ilave ederiz. Bizim sonucumuz ne olur? 750 olmuş olur kalansız bir bölme işlemi Geldik buraya 4013 bölü 4 4'te 4 bir defa bir kere 4 4 çıkardık 0 kaldı Şu sıfır aşağıya indirdim Sıfırda 4 var mı yok ha, İkinci bir sayıyı aşağı indirirken Buraya bir sıfır ilave etmek durumundayım Eğer ilave etmezsem sonucum yanlış olur Birde 4 var mı yok O zaman 3'ü de aşağı indireceğim İndireceğim zaman buraya yine bir sıfır ilave etmek durumundayım 13'te 4 kaç defa 3 defa 3 kere 4 12 çıkardık bir kalanını verdi. Evet kalanlı bir bölme işlemi ve benim sonucum 1003 çıktı arkadaşlar. Zihinden bölme işlemi. Bir doğal sayı zihinden sırasıyla 10, 100 veya 1000'e bölünürken doğal sayının en sağındaki basamaklarından sırasıyla 1, 2 veya 3 adet sıfır silinir arkadaşlar. Bakın örneklerimiz şu şekilde. Sırayla hepsini yapmaya çalışalım. 20'yi 10'a böleceğiz. Ne olacak? Şu sıfırlar karşılıklı birbirini götürecek. Sonuç 2 olacak. 780'i 10'a böleceğiz. Bakın şu sıfırlar karşılıklı birbirini götürecek. Sonuç 78 olacak. 6000'i 10'a böldüğümüzde şu sıfırlar karşılıklı birbirini götürecek. Sonuç 600 olacak. 9650'yi 10'a böldüğümüzde şu sıfırlar karşılıklı birbirini götürecek. Sonuç 965 olacak. Eğer 100'e bölüyorsak ne oluyor? Bu kez ikişer sıfır gidecek arkadaşlar karşılıklı. 800'ü 100'e böldüğümüzde sonuç 8. 2000'i 100'e böldüğümüzde sonuç 20. 39000'i 100'e böldüğümüzde sonuç 390. 7400'ü 100'e böldüğümüzde karşılıklı iki sıfır yine gitti. Sonuç 74. 51600'ü 100'e böldüğümüzde karşılıklı 20 gitti. Sonuç 516 yaptı arkadaşlar. Örneklerimiz bu kez 1000'e bölmeyle devam ediyor bakın. 7000'i 1000'e böldüğümüzde bu kez üçer sıfır gidecek karşılıklı ve sonuç 7 olacak. 84 bini bine böldüğümüzde yine 3'er 0 karşılıklı gidecek. Sonucum 84 olacak. 365 bini bine böldüğümüzde 3'er 0 karşılıklı gitti. Sonuç 365 olacak. Tabi bu sağında bölmüş olduğumuz sayılar 10, 100, 1000 değil de onun, 10 yüzün, 100 1000'in belirtilen katları olabilir. O zaman arkadaşlar şu en solda kalan sayıları o katlara böleceğiz. Atıyorum mesela burası 84.000 iken burası 2.000 olsaydı 84'ü bir de 2'ye bölecektik. 42 diyecektik sonucu. Tamam mı? Buna da dikkat edelim. Farklı bir örneğimiz var. Bakın yine bu konuyla alakalı. 3 tane madde verilmiş. 15.000'i 10'a, 15.000'i 100'e ve 15.000'i 1000'e bölmemiz istenmiş ve diyor ki hangi sonuç doğru veya yanlıştır? Hemen yanlarına yazalım. 15.000 ona bölünürse şu iki sıfırlar karşılıklı gidip sonucun 1500 olması lazım. Oo bu yanlış. 150 demiş çünkü. 15.000 yüze bölündüğünde karşılıklı iki sıfır gidip sonucun 150 olması lazım. Ama baktığımızda sonuç 1500 olmuş. Yine hatalı. Bu da yanlış. Buraya baktığımızda 15.000'i bine böldüğümüzde karşılıklı üçer sıfır sadeleşip sonucun 15 olması lazım. Evet bu doğru arkadaşlar. Demek ki 3 doğru 1 2 yanlış. Bölme işleminin sonucunu tahmin etme. Bir bölme işleminin sonucu tahmin edilirken bölünen veya bölen sayı en yakın onluğa yuvarlanabilir. Bakın gerçek sonuç, tahmini sonuç ve karşılaştırma bizden istenmiş. Öncelikle gerçek sonucumuzu bulalım. 918'e 54'e böleceğiz. 9'un içerisinde 54 yok. 91'in içerisinde 54 bir defadır. 1 kere 54, 54 çıkartalım. 1'den 4 çıkmaz. Buradan bir onluk alırsak burası 8 olur, burası 11 olur. 11'den 4 çıkarsa 7 kalır. Burada 8 kalmıştı. 8'den 5 çıktı 3 kaldı. 37'de 54 yok. Şu 8'i aşağıya indirdiğimizde 378'de 54 arayacağız. 7 kere olabilir mi? Bakalım. 4 kere 7, 28. Elde 2'miz var. 5 kere 7, 35. 2 de elde 37. Çıkarma işlemimizi gerçekleştirdiğimizde 8'den 8, 7'den 7 ve 3'ten 3 çıktığında 0 kaldığını görmekteyiz. Kalansız bir bölme işlemi oldu. Sonucumuz 17 çıktı. Şimdi bu gerçek sonuçtu. Tahmini sonuç yapalım. 918 arkadaşlar. Onlar basamağında 1 var yanında 8. 8 5'ten büyük olduğuna göre bu 1, 2'ye yuvarlanır. Ne olur? 920 olur. Öyle değil mi? Şimdi de 54'ü onlar basamağına göre yuvarlayalım. Onlar basamağında 5 var, yanında 4 var. 4, 5'ten küçük olduğuna göre arkadaşlar 5 sabit kalır. Şöyle. 4'ün yerine de 0 yazarız. Çünkü birler basamağına burada da burada da 0 yazmak durumundayız onla yuvarladığımızda. Hadi arkadaşlar şimdi bölme işlemimizi tahmini olarak gerçekleştirmeye çalışalım. Ne yapacağız? Karşılıklı şu sıfırları istersek sadeleştirebiliriz. istersek de normal işlemimizi devam ederiz. Her ikisi de olur arkadaşlar. 92'nin içerisinde 50 bir defa. 1 kere 50. 50 çıkardık. 2. 9'dan 5 çıktı. 4. 420 oldu burası. 420'nin içerisinde 50 kaç defa? 8 defa. 8 kere 0 0. 5 kere 8 40 çıkardık. Kalanlı bir bölüme işlemi çıktı. Ama tahmini olarak da arkadaşlar 18 17'ye yakın bir sonuçtur. Tahmini sonucumuz da budur. Peki karşılaştırmaya baktığımızda 18 ile 17 arasında ne vardır arkadaşlar? Şöyle bir birimlik mesafe olduğunu görmekteyiz. Yeni bir açıklamamız var. Bakın bölünen sayı en yakın yüzlüğe Bölen sayı ise en yakın onluğa yuvarlanabilir. Şimdi buna göre sonucumuzu bulmaya çalışalım. Önce gerçek sonucumuzu bulalım. 238'i 13'e böleceğiz. 2'nin içerisinde 13 yok. 23'ün içerisinde 13 bir defa. 1 kere 13, 13 çıkartırsak. 3'ten 3 çıktı 0, 2'den 1 çıktı 1. 10'un içerisinde 13 yok. 8'i aşağıya indiriyoruz. 6 defa olabilir mi? Bakın 6 kere 3, 18 elde birimiz var. Hayır hayır arkadaşlar ben kalansız çıkacak diye 6'yı tercih ettim ama 8 olacak. Bakın şöyle düzeltelim. 8 kere 3 24. Kalansız çıkmıyormuş demek ki kalanlı çıkıyor. Elde ikimiz var. 8 kere 1 8. 2 de elde 10. Bu şekilde olması gerekiyor. Çıkartalım. 8'den 4 çıktı 4 kaldı. Buralar 0 0 oldu. Kalanlı bir bölme işlemi ve gerçek sonucumuz burada 18 çıktı. Şimdi tahmini sonuca yürüyelim. 238 13'e bölünecek ve açıklamamızda bize ne demiş? Bölünen sayı en yakın yüzlüğe, bölen sayı ise en yakın onluğa yuvarlanılacak. 238 yüzler basamağında 2, onlar basamağında 3 var. 3 5'ten küçüktür. O halde arkadaşlar sayımız sabit kalacak. Buraya 2 diyeceğiz yüzler basamağına. Onlar ve birler basamağına 0 yazacağız. Bölü Bölen sayımızı onla yuvarlayacağız en yakın. Bakın onlar basamağında bir var ve birler basamağına baktığımızda üç var. Üç beşten küçüktür. O halde bir sabit kalır. 3'ün olduğu birler basamağına da sıfır yazarız. İki yüzü ona bölmek demek şu karşılıklı sıfırları götürüp 20 sonucuna ulaşmak demek. Ama biz yine uzun yoldan gösterelim. İkinin içerisinde on yok. 20'nin içerisinde on. İki defa iki kere 10 20. Çıkaralım. Sıfırdan sıfır çıktı sıfır. İkiden iki çıktı sıfır. Şu sıfırı buradan alıp buraya ilave ederiz. Ne oldu? 20 oldu arkadaşlar sonucumuz. Bu da tahmini sonuç. Gerçek sonuç, tahmini sonuç. Karşılaştırırsak 20 ile 18 arasındaki mesafe 2 birim çıktı. Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişki. Bakın, açıklamamızda bize ne diyor? Kalansız bir bölme işleminde bölünen sayı bölen ile bölümün çarpımına eşittir. He, bakın burada bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm diye bir eşitlik verilmiş zaten. Hadi şimdi bu bölme işlemimizi önce yapalım. Sonra sağlaması bunu sağlıyor mu kontrol edelim. 4'ün içerisinde 16 yok. 43'ün içerisinde 16 2 defa. 2 kere 16 ne yapar bakın. 2 kere 6 12 elde birimiz var. 2 kere 1 2 1 de elde 3 32 yaptı. Hadi çıkarma işlemimizi gerçekleştirelim. 3'ten 2 çıktı, 1 kaldı. 4'ten 3 çıktı, 1 kaldı. 11'in içerisinde 16 yok. Şu 2'yi aşağıya indirirsek 112'nin içerisinde 16, 7 defa. 7 kere 6, 42. Elde 4'ümüz var. 7 kere 1, 7, 4 de elde 11. Bakın tam geldi. 0, 0, 0. Kalansız bir bölme işlemi oldu. Burada da öyle diyordu zaten. E kalansız bir bölme işleminde şu eşitliği sağlaması gerekiyordu. Bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm olmak zorunda. Peki bölenle bölüm neresi? Bakın bölen şurası, bölüm de burası. Hadi bu ikisini şimdi çarpalım arkadaşlar. 16 çarpı 27 acaba bölünen kısım olan 432'ye eşit çıkacak mı? 7 kere 6 42 elde 4'ümüz var. 7 kere 1 7 4 de elde 11. 2 kere 6 12 elde 1'imiz var. 2 kere 1 2 1 de elde 3. Hadi toplayalım. 2 2 bir daha 3 3 bir daha 4. Gördüğünüz gibi 432 432'ye eşit oldu. Yani şu görmüş olduğunuz eşitlik bu örneği sağladı. Şimdi de kalanlı bir bölme işlemi olduğunda bu eşitlik nasıl oluyor ona bakacağız. Kalanlı bir bölme işleminde bölünen sayı bölen ile bölümün çarpımına kalanın eklenmesi ile bulunur. Bakın bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalan eşitliği söz konusu. Önce bölme işlemimizi gerçekleştirelim. Ardından sağlamamızı bu eşitliğe göre yaparız. 512'nin 20'ye bölünmesi istenmiş bizden. Hemen bakalım. 5'in içerisinde 20 yok. 51'in içerisinde 20 2 defa. 2 kere 0 0 2 kere 2 4. Bakın 40 yaptı. Çıkaralım. 1'den 0 çıktı 1. 5'ten 4 çıktı 1. 11'in içerisinde 20 var mı? Hayır yok. Şu 2'yi aşağıya indiririz. 112'nin içerisinde 20 5 defadır. 5 kere 20 100 yapar. Şuraya yazalım şöyle. Bakın 5 kere 0 0. 5 kere 2 10. Çıkartalım. 2'den 0 çıktı 2. 1'den 0 çıktı 1. 1'den 1 çıktı 0 yazmaya gerek yok. Kalanlı bir bölüme işlemi. Zaten burada da kalanlı demişti. Kalanımız 12. Peki bölen nedir? Bölüm nedir? Bölen 20. Bölüm ise 25 çıktı. Hadi bakalım şimdi şu görmüş olduğumuz eşitliği uygulayalım. Acaba bölünen sayıya ulaşacak mıyız? Bölenle bölümü bir çarpalım. Nedir bunlar? 25 ile 20. Hadi çarpalım 20 ile şurada 25'i. 5 kere 0 0. 5 kere 2 10. 2 kere 0 0. 2 kere 2 4. Topladığımızda 0 0 5. 500 sonucuna ulaştık. İşimiz bitti mi? Hayır bitmedi. Çünkü bir de kalan eklenecek. 500'e 12 ekliyorum. 2 0 daha 2 1 0 daha 1 5'i de ilave ettik 512 sonucuna ulaştık zaten burada da bölünenimiz 512 idi demek ki örneğimiz eşitliği sağladı Bölme işlemi ile ilgili problemler. Hemen ilk problemimizle başlayalım. Sınıfımızda 36 öğrenci vardır. Öğrenciler üçerli otururlarsa iki sıra boş kalmaktadır. Buna göre sınıfımızda toplam kaç sıra vardır diye bize sorulmuş. Öncelikle öğrencilerin oturduğu dolu sıraları bulalım arkadaşlar. Boş sıra sayısını sonra ilave ederiz. Nasıl bulacağız? 36'yı tabii ki öğrenciler sıralara üçerli oturdukları için 3'e bölerek. Hadi bölelim. 3'ün içerisinde 3 bir defa. 1 kere 3, 3 çıkardık 0. Şu 6'yı aşağıya indiriyoruz 6'nın içerisinde 3 2 defa 2 kere 3 6 çıkardık 0 12 sıra var öğrencilerin oturmuş olduğu mevcut durumda oturuyor. E, 2 sırada boştu bu 12 sıraya bu 2 sırayı eklediğimizde 2 2 daha 4 1'i ilave ettik toplamda 14 sıra olmuş oldu arkadaşlar. Diğer problemimize baktığımızda Bekir 96 sayfa olan hikaye kitabının 24 sayfasını okuyor. Kalan sayfaları her gün aynı sayıda sayfa okuyarak 6 günde bitiriyor. Bekir bir günde kaç sayfa kitap okumuştur? Bu 6 günlük süreç içerisinde bize bu soruluyor. Öncelikle ilk etapta okumuş olduğu sayfa sayısını bir toplam sayfa sayısından çıkaralım. 96'dan 24'ü çıkarıyoruz. Hadi çıkaralım. 6'dan 4 çıktı 2 kaldı. 9'dan 2 çıktı 7. 72 sayfa okunması için geriye kalan kısım. Öyle değil mi? Bunu kaç günde bitirmiş? 6 günde ve eşit sayıda sayfa okuyarak. O zaman 72'yi ben 6'ya böleceğim ki günde kaç sayfa okumuşum bulayım. 7'nin içerisinde 6 bir defa. 1 kere 6 6 çıkardık 1 kaldı. 1'in içerisinde 6 yok. Şu 2'yi aşağıya indirdik. 12'nin içerisinde 6 2 defa. 2 kere 6 12 çıkardık 0 0 yaptı. Demek ki günde 12 sayfa okuyormuş Bekir. Yeni problemimiz şu şekilde bakın. Bir kumaşçıda bulunan 12 top kumaştan her biri 84 metre uzunluğundadır. Bir takım elbise için 6 metre kumaş kullanıldığına göre kumaşların tamamı ile kaç takım elbise dikilebilir diye bize sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bir top kumaş 84 metre ise 12 top kumaş kaç metre yapar? Öncelikle bunu bulalım. Ne yapacağız? 84 ile 12'yi çarpacağız. Hadi çarpalım. 2 kere 4 8 2 kere 8 16. 1 kere 4 4. 1 kere 8 8. Toplarsak 8. 6 4 daha 10. Elde birimiz var. 8 1 daha 9. 1 de elde 10. Demek ki 1008 metre kumaşım var benim elimde toplamda. Bu 1008 metre kumaşın içerisinden ben 6 metrelik kumaş kullanarak kaç takım elbise çıkarabilirim onu bulacağım. Tabii ki bölme işlemiyle. 1008'i ne yapacağız? 6'ya böleceğiz. 1'in içerisinde 6 yok. 10'un içerisinde 6 bir defa. 1 kere 6 6. 0'dan 6 çıkmaz. 10'dan 6 çıkarsa 4 kaldı. 4'ün içerisinde 6 yok. Şu 0'ı aşağıya indirdim. 40'ın içerisinde 6. 6 defa. 6 kere 6 36. Çıkardık. 4 kaldı. Nereden buldum 4'ü? Bakın 0'dan 6 çıkmaz. Buradan bir 10'luk alırım. Burada 3 kalır. Burası 10 olur. 10'dan 6 çıktı 4 kaldı. Burada 3 kalmıştı. 3'ten 3 çıktı 0. Yazmaya gerek yok. 4'ün içerisinde 6 var mı? hayır yok. Ne yapacağız? Şu 8'i aşağıya indireceğiz. İndirdik. 48'in içerisinde 6. 8 defa. 6 kere 8 48. Buralar 0 0 oldu. Demek ki 168 tane takım elbise dikilebilirmiş. Bu 1008 metre yani 12 top kumaştan. İfadelerin eşitlik durumu. Eşit işareti şu görmüş olduğunuz sembolle gösterilirken işlem sonucu anlamını taşımaktadır. Aynı zamanda ifadelerin denge durumunu da belirtmektedir. Yani eşitlik durumunu göstermektedir arkadaşlar. Bakın örnek üzerinde gösterelim. Eşittir'in sol tarafında ne var? 12 ve 3 doğal sayıları var. Topladığımızda 15 yapar. E sağ tarafta da 15 var. 15, 15'e eşittir. 16, 5 çıkartmamız istenmiş. 11 yapar. Bakın eşittir'in sol tarafı böyle. E sağ tarafında da 11 var. Bu ikisi birbirine eşit. 7 ile 2'nin çarpımı 14 yapar. E eşittir'in sağ tarafında da 14 var. Bu ikisi birbirine eşit. 20'yi 4'e böldüğümüzde 5 yapar. Eşittir'in sağ tarafında da 5 var. Bu ikisi birbirine eşit değerler. Tabi buralarda farklı işlemler de olabilirdi. O durumda arkadaşlar bunlara eşit çıkmayacağı için ne yapacaktık? Eşittir demeyecektir de şu işareti kullanıp eşit değildir diyebilecektik arkadaşlar. Bir açıklamamızla devam ediyoruz şimdi. Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değer olabilir. Verilmeyen değer bulunurken ifadelerin birbirine eşit olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Nasıl? Bakın. 18 ile 5'in toplamı ne yapar? 23 yapar. Eşittir. 8 artı kareye. Şimdi arkadaşlar bu karenin yerine ben ne yazmalıyım ki sonuç 23 olsun? Bu durumda istersem çıkarma işlemi gerçekleştirip 23'ten 8'i çıkartıp 15'e ulaşabileceğim gibi kendime şunu sorup ne ile 8'i toplarsam sonuç 23 olur deyip yine 15 sonucuna ulaşabilirim. Demek ki buradaki kutucuğumuzun değeri 15 oluyormuş. Hemen gelelim şuraya 15 diye yazalım. Geldik buraya 24 eksi 8 ne yapar arkadaşlar? 24'ten 8'i çıkardığımızda 16 yapar. 16 eşitmiş kutucuk çarpı 2'ye. Şimdi ben kendime şunu soracağım. Ne ile 2'yi çarparsam 16 yapar? Evet hepinizin 8 ile dediğinizi duyar gibiyim. Çünkü 8 kere 2 16 yapar. O zaman gelelim buraya 8'i yazalım. Geldik buraya 30 bölü kutu eşitmiş 18 eksi 13'e. Şimdi öncelikle bu kez sağ tarafı çözeceğiz. 18'den 13 çıkarsa kaç kalır? 5 kalır. Şuraya da hemen yazalım 30 bölü kutu diye. Şimdi kendime şunu soracağım. Ben 30'u kaça bölersem sonuç 5 yapar. Evet hepinizin 6 öğretmenim dediğinizi duyuyorum. 30 bölü 6 5 yapar. Buraya da getirelim 6'yı yazalım. Geldik son örneğimize. Bakın yine bu kez kutuyla artı 11 yan yana eşittir. 20 eksi 4 demiş. 20 eksi 4 ne yapar arkadaşlar? 16 yapar. Şimdi kendime şunu soracağım. 11'e kaç eklersem 16 yapar. Evet 5 eklersek 16 yapar. Hemen gelelim buraya 5'imizi ilave edelim. Yeni açıklamamız şu şekilde bakın. Aralarında eşitlik durumu olmayan iki matematiksel ifadenin eşit olması için denge durumu sağlanmalıdır ya da işlemlerin sonuçları eşitlenmelidir. Eşitlik durumu eşittir sembolü ile gösterilirken eşit olmama durumu eşit değildir sembolü ile gösterilir. Bakın arkadaşlar 36 çarpı 15 buraya hangi sembolü koyacağımız bize soruluyor. 386 artı 156 ya. Hemen şimdi bu iki işlemin sonucunu bulmaya çalışalım. 36 ile 15'i şurada çarpıyoruz. Bakalım hangi sonucu bize verecek? Ardından da 386 ile şurada 156'yı toplayalım. Bize hangi sonucu verecek? Hemen ilk işlemimizi sonuçlandıralım. 5 kere 6 30 elde 3'ümüz var. 5 kere 3 15 3 de elde 18. 1 kere 6 6 1 kere 3 3 toplarsak arkadaşlar 0. 6 8 daha 14 elde birimiz var. 3 1 daha 4 1 de elde 5 yaptı. Yani sonuç olarak 540'a ulaştık. Bakalım burası ne yapacak? 6 6 daha 12. Elde birimiz var. 8 5 daha 13 1 de elde. 14 elde birimiz var. 3 1 daha 4 1 de elde 5 yaptı. 542 sonucunu verdi burası da. Peki arkadaşlar 540 542'ye eşit midir? Hayır değildir. O zaman buraya eşit değildir sembolü yazacağız. Buraya bakalım. 150'den 26 çıkarmamız istenmiş ve 31 ile de 4'ü çarpmamız isteniliyor. Sonuçların birbirine eşit olup olmama durumunu kontrol edeceğiz. Öncelikle şurada 150'den 26'yı bir çıkaralım. 0'dan 6 çıkmaz. Buradan bir onluk alırsak burası 4, burası 10 olur. 10'dan 6 çıktı 4 kaldı. 4'ten 2 çıktı 2 kaldı. Burası da 1 oldu. 124 sonucu çıktı sol taraf. Şimdi sağ tarafı bulalım. 31 ile 4'ü çarpacağız. Hadi çarpalım ne yapar? 4 kere 1 4. 4 kere 3 12. Bakın yine 124 sonucunu verdi. İki sonuç birbirine eşit çıktı mı? Evet çıktı. O halde arkadaşlar bu araya biz sembol olarak eşittir sembolü koyacağız. Bir videomuzun daha sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videonun altındaki yorumlar kısmına içten yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca kanalıma destek olmak için Görmüş olduğunuz daire ikondan kanalıma abone olabilir. Dikdörtgen şeklindeki bağlantılarımdan da diğer videolarıma ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.